TV kanalı TV8 Acun Ilıcalı için ödülünü takdim etmek üzere BOM Mütevelliti Heyeti Başkanı Vekili Hüseyin Yücel'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Hüseyin Yücel geliyor ödülü takdim etmek üzere. Acun Ilıcalı gerçek bir başarı öyküsü. Başarının vücut bulmuş hali. Sayın Hüseyin Yücel, Acun Ilıcalı'ya fazlasıyla hak ettiği ödülünü takdim ediyor. Ve önce Sayın Hüseyin Yücel'den birkaç kelime, sonra da Sayın Ilıcalı'dan bu ödülle ilgili birkaç cümle alalım. Buyursunlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ben öncelikle bu geceyi organize eden, başta Bağ Radyo olmak üzere konservatuvar bölümümüze çok çok tebrik ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan bu gece ödüllerini alan tüm sanatçı arkadaşlarımıza da yine çok çok teşekkür ve çok çok tebrik ediyorum. Herkes hoş geldi, iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Sayın Yücel'e teşekkür ediyoruz. Sayın Acun Ilıcalı. Yani çok güzel bir gece. Benim için de her zaman söylüyorum, gençlerden ödül almak büyük mutluluk. Yani böyle güzel bir üniversitede, bu üniversitenin de benim için anlamı büyük. Çünkü yakın olduğum, bir şekilde hayatıma dokunmuş üniversitelerden biri. Şöyle söyleyeyim size, güzel insanlarsınız. Yani sizin gibi güzel insanlar da benim her zaman kalbimde güzel bir yerde. Beni böyle bir ödüle takdir gördüğünüz için, beni derken aslında koskoca bir kanal var. Alıyorum ama kanal adını alıyorum. Oradaki bütün çalışanların adını alıyorum. Ama kurduğum bir rüyayı o dönemlerde 10 yıl önce gerçekleştirmenin verdiği büyük bir mutluluk bu. Yani ben tabii üniversite dönemim çok iyi geçmedi. Yani maalesef. Daha açık olur musunuz? Yani şöyle. Nasıl iyi geçmedi? Yani sürekli patinaj. Ödül almadın onu biliyoruz abi. Yok. Yani bitiremedik daha nasıl kötü geçebilirim. Ay tamam ben de tamam. Yani kötü anlarım var diye anlatmıyorum. Çok güzel anlarım var da sonuç yok. Yani devamlı okula gidiyordum. Ama hayatta büyük bir sonuç var hayatın sonunda. Evet ama yani üniversitenin bana kattığı çok şey oldu. Ben hep söylüyorum üniversite mezunu değilim. O yüzden size bir anda imreniyorum ama üniversitede 7 sene geçirdim. Toplam 3 üniversitede. Araştırma amaçlı herhalde. Yaman gibi yani. Ya nasıl oldu o 7 sene hatırlamıyorum. Yani ders görmedim kesin de. Kantin, spor alanı, ortak alan falan her yerini biliyordum üniversiteleri. Hatta kazanmadığım üniversitede bir sene geçirdim. Yani uzun bir hikaye. Şimdi çok iyi ya. Evet, benim arkadaşlarım Boğaziçi kazanmıştı. Ben de İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Çok kısasını anlatayım. Yani çok uzun anlatamam. Bir gün sohbette anlatırım. Bütün arkadaşlarım Kadıköy Üniversitesi mezunuyum. Boğaziçi'nde. Ben de İstanbul Üniversitesi'ndeyim. Kendi okuluma gittim. O sırada polis öğrencileri copluyor. Böyle öğrenci olayları falan var. Sonra arkadaşlarımı ziyaret edeyim dedim Boğaziçi Üniversitesi'nde. O zamanlar çok özel okul da yok. Hatta yok, hiç yoktu. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir gittim. Yani böyle Amerikan film sahnesi gibi, tamam mı? Böyle bir spor alanı. Aşağısı Boğaz. Üst taraf böyle inanılmaz derecede rengarenk. Çok hoşuma gitti. Muhabbet de çok iyiydi. Ertesi gün yine gittim. Derken bir ay oldu gittim ben. 1,5 ay oldu gittim. Artık bölümler arası maç oluyor. Ben gayet rahat oynayabiliyorum. Çünkü herkes beni orada okuyor zannediyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay böyle evden her gün çıkıyordum. Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyordum. Okul güzel çünkü o zaman renkli. Sonra bir gün babam sordu işte yıl bitti. Ben hala oradayım. Babam sordu ki hiç dersten kaldın mı dedi rahmetli. Ben de öyle geçtim desem olmayacak, tamam mı? Benden öyle bir şey beklenti yok. 2 tane dersten kaldım dedim. Var ikmal ne zaman dedi. Perşembe günü dedim. Meğerse Perşembe günü 30 Ağustos'muş resmi tatil. Tabii o babam bunun üzerine şüpheleniyor. Acaba diyor fazla dersten kaldı bana yalan mı söylüyor diyor. Sonra kuzenini arıyor diyor ki Erol diyor 30 Ağustos'ta şey olur mu? Hiç böyle ikmal olur mu? Resmi tatil abi hiç duymadım diyor da. Sonra neyse gidiyor okula durumu öğrenmeye. Sonrasını hatırlamıyor babam. Yani kendi anlattı böyle bir 2 saat hayattan kopmuş. Sonra eve bir gittim. Babam beni bekliyor işte. Üniversite yıllarımın yani talihsiz anlarından biri tabii. Baba okul kötü ama çok iyi bir şirket kuracağım. Yok yok babam şöyle dedi o zaman. Dedi ki bunu nasıl yaparsın dedi. Neyi nasıl yaparım bilmiyorum şimdi. Sakladım 10 mevzu var hangisi patladı bilmiyorum ki şimdi. Yani kafamda bir şey çözmeye çalışıyorum ki hani yanlış şeyi itiraf etmeyeyim. Ondan sonra bakıyorum öyle satranç gibiyiz. Annen duyarsa ölür dedi. O zaman aklıma finale iki şey kaldı. Biri okul mu patladı yoksa başka bir mevzu mu filan. Sonra neyse babam ne zaman dedi ki her sabah buradan 8'de nereye çıktın gittin dedi. O an dünyalar benim oldu. Oh dedim hiç olmazsa neyi anladığını öğrendik.
Sonra işte dediğim gibi başka okul, bir daha girdim kazandım, 3 kere kazandım. Sonunu getiremedim ama şunu söyleyeyim, yani üniversite geçirdiğim bütün dönem hayatımda bana vizyon olarak çok şey kattı. Yani babam hep derdi ki hangi bölüm önemli değil, yeter ki üniversite gör demişti. Yani hem bu güzel üniversite için Enver Bey'e hem de sizin gibi güzel öğrencileri buralara hazırladığı için ailelerinize sevgilerimi yolluyorum. Okul şuradan mezunum, buradan mezun önemli değil. Üniversiteyi bitirmek güzel bir şey. Üniversiteyi solumak güzel bir şey. Bu hayatınıza çok şey katacak. İnşallah bütün güzellikler sizin olun. Sizi seviyorum. Acun Ilıcalı ve Hüseyin Yücel'e çok teşekkür ediyoruz.